baktığınız zaman Hollanda'nın son zamanlarda özellikle son 2-3 senede, ama tabii daha eskisi de var bunun, çok popüler olduğunu siz de fark etmişsinizdir. Hani bunun sebeplerinden biri Türkiye bazlı olarak tabii ki bizim kurumuzun, dövizimizin biraz dövizlere karşılaştırıldığında çok fazla değişmesi, çok fazla değer kaybetmesi ve birçok aile için artık Amerika, İngiltere gibi alternatiflerin daha zorlaşmış olması. Ama bu demek değil ki hani Hollanda'ya sadece Amerika ve İngiltere gibi ülkelere artık gidemeyecek olan öğrencileri ilgi gösteriyor. Hollanda gerek eğitim düzeyi olarak, gerek ülkesinin bütçesi, sosyal devlet olması gibi pek çok avantajı yüzünden sadece Türkiye'den değil, bütün dünyadan öğrenci alan ve almaya da devam edecek olan bir ülke. Aynı zamanda tabii ki bu öğrenci ilgisinin artması da, yabancı öğrenci ilgisinin artması, kabuller ve başvuru koşullarında her sene zorlaşmasını ve daha rekabetçi olmasını sağlıyor. Eğitim düzeyinden bahsettik. Ekonomik seviyesi çok iyi dünyanın şu an için, yani 2020 senesinde, 2021 senesinde de aynı, 17. en büyük ekonomisi olması ve büyümeye devam ediyor. Ayrıca az önce bahsettiğim yabancı öğrencilerin ilgisini çok çekmeye başladığı için özellikle akademik alanlarda çok multicultural bir ortam olmaya başladı. Hani Avrupa'nın bazı ülkelerinden yabancı öğrencilerden mutlaka sizin de duymuş olduğunuz yabancı olmaya bağlı negatif tepkiler, Hollanda'da böyle bir şey yok. Bir de dünyada ana dili İngilizce olmayıp İngilizcenin en yaygın ve seviyesinin en yüksek olduğu ülke. İsveç'le sürekli her sene bunlar ya biri birinci ya biri ikinci oluyor, ama bu sene Hollanda, ondan eminim. Bir de Marta Hanım'ın da bahsettiği gibi eğitim ve yaşam masrafları pek çok diğer revaçta olan, istenilen, hedeflenen ülkelerle karşılaştırıldığında çok daha uygun olması. Şimdi kısaca size çok kısa bir şekilde Hollanda'nın eğitim sisteminden bahsetmek isterim. Çünkü Marta Hanım'ın az önce değindiği bu denklik sıkıntı, yani sıkıntısı demeyeyim, konusu buradan çıkıyor. Hollanda'nın eğitim sisteminde aslında üç tane secondary school dediğimiz, yani bize lise diye çevirebiliriz, diploma var. Ama bir tanesini, kafa karışıklığı olmasın diye anlatmayacağım. Çünkü o meslek lisesine denk gibi bir şey, bizi alakadar etmiyor yüksek eğitim almak isteyen öğrenci ve velilerimiz olarak. İki tane ana diploma şeklinde düşünebiliriz. HAVO ve VWO diye geçiyor. Hollandalı öğrenciler 12-13 yaşlarında iki farklı gruba ayrılıyorlar. Bu hani öğrencilerin ortalaması, hangi derslerde başarılı oldukları, ileride ne okumak istedikleri, daha akademik mi ilerlemek istiyorlar, yoksa hemen üniversite eğitiminden sonra sektöre mi atılmak istiyorlar, buna göre ayrılıyor. Bu eğitimde şu fark var: HAVO eğitimini bitirenler 12 sene toplam okumuş oluyor, VWO 13 sürüyor. Türk lise diploması, Hollanda'nın eğitim merkezi tarafından at least a HAVO diploma, yani en az HAVO diplomasına denktir gibi şey yapıldığı için, belirlendiği için, artık bizim diplomamızı hangi okulların kabul edeceği tamamen üniversitelerin inisiyatifine kalmış oluyor. Yani VWO ile kabul ediyorum diyen bir okul bizim diplomamızı denk de sayabilir. Ama bazı okullarda hayır, ben sizin diplomanızı HAVO'ya denk sayıyorum da diyebilir. Bu hani hem web sitelerinde çok detaylı olmasa da bilgi vermelerinin yanı sıra, aynı zamanda biraz tabii ki tecrübeyle de, biz artık hangi okulun, hangi fakültesinin, hangi bölümü bizi kabul eder, onları bilebiliyoruz. Bu arada hani ben bunu Türk Lise Diploması için konuştum, ama IB öğrencilerimiz de vardır mutlaka aramızda. IB diploması direkt VWO'ya denk sayılıyor. Fakat Marta Hanım'ın da başında bahsettiği gibi ders zorunlulukları da var, high level, standard level. IB diplomanız varsa her bölüme, hani ne ders olursa olsun, hangi dersleriniz olursa olsun her bölüme başvurup kabul alabileceksiniz diye bir kaide yok. Lise diplomalarından bahsettik. Bir de
Hollanda'da Research University, University of Applied Sciences, bir de Teknik Üniversite şeklinde üç tane genel üniversite tipi var. Kısaca onlardan bahsetmek isterim. Şimdi Research University ve Teknik Üniversiteler, Technical Üniversiteler, bizim öğrencilerimizin çoğunun daha çok tercih ettiği üniversiteler. Applied Sciences üniversiteleri biraz daha farklı bir sistemde. Çünkü az önce anlattığım HAVO diplomasıyla Hollanda sistemini bitirmiş öğrencilerin çoğu University of Applied Sciences'ları tercih ediyor. Yalnız bir konunun da altını çizmek isterim. University of Applied Sciences yüksek okul demek değil. O da bir üniversite. Fakat genellikle biliyorsunuz Avrupa'da üniversite eğitimi çoğunlukla 3 senedir. University of Applied Sciences'larda 4 sene oluyor. Ve buraya giden öğrenciler genellikle sonrasında akademik kariyere devam etmek istemeyen ve direkt kendi mesleklerine, iş hayatına yönelmek isteyen öğrenciler bunu tercih ediyorlar. Ama sonrasında fikir değiştirebilir tabii ki öğrenciler. Master'a devam etmek isterlerse işte research üniversitelerle, applied sciences, teknik üniversiteler bunların geçiş koşulları çok fazla değişiklik gösterebiliyor. Bunları giremeyiz. Eğer ki girersek zaten sırf sunumumuz bunun üzerine olmak zorunda kalır. Ben sadece hani farklı üniversite tiplerinin ve University of Applied Sciences'ların yüksek okul değil, onların da bir üniversite olduğunun altını çizmek istedim. Sadece kredi sistemleri farklı. Evet, bir de süreler fark edebiliyor. Bazı Tabii. Applied Science üniversiteleri 4 sene oluyor. Çünkü lisede öğrenciler bir sene az okumuş oluyorlar. 12 sene lise üzerine 4 sene üniversite şeklinde ilerliyor genelde Applied Science'lar. Ama genelde diyorum mesela Hanze ve HAG mesela bunların dışında. Onların adları Applied Science bile olsa genelde Türk lise diplomasını özellikle Hanze değil mi Ceren? Yok, hak. Hak pardon mesela böyle noktalarda Ceren'den destek almam gerekiyor. Hak örneğin sanki bir research university gibidir zaten eğitim kalitesi ve süresi de olarak. Mesela Türk lise diplomasını kesinlikle tanımaz. Bu sene Hisar'dan 4 hatta 5 AP'li bir öğrencimizi reddetti Hak ama Twente, Delft her yere kabul edildi aynı öğrenci. Ama baktığınızda Hague University of Applied Sciences diye geçiyor adı. O yüzden bunlar çok kafa karıştırıcı konular olabiliyor. Üniversiteleri klasifiye etmeden önce veya sadece işte adına bakıp elemeden önce bütün bu detaylara çok hakim olmak lazım. Teknik üniversite olup başvurabileceğimiz üniversiteler var. Örneğin teknik üniversiteler en katı üniversiteler Türk seti diploması konusunda. Ama mesela Fransız setlerini Eindhoven geçen sene tanıyor. Ve bu harika bir şey. Yani mühendislik isteyen öğrencilerimizin alternatifleri çok azdı. Türk seti diplomasına sahip öğrencilerin. Şimdi hani Eindhoven gibi mükemmel bir üniversiteye de başvurabiliyoruz. Ama AP'lerle de tamamlayıp neredeyse bütün üniversitelerin kapısı açılabiliyor. O yüzden erken çalışmaya başlamak çok 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 önemli. Hem erken danışmanlık almaya başlamak çok önemli Hollanda konusunda hem de sonra ona noktaya da geleceğiz. Sanıyorum şimdi bu slaytta başvurular konusunda erken başvuru çok büyük önem taşıyor. Çok büyük. Yani bazı örnekler anlatacağız size hem bizi üzen ama aynı zamanda haklı olduğumuzu da ispatlayan. O yüzden onun altını bir daha çizmek istiyoruz. Uygun kualifikasyon yani uygun Türk sesi artı AP kombinasyonuyla başvurmak ve erken başvurmak bunlar hayati önem taşıyan şeyler. Şimdi Hollanda'nın başvuru sürecinde şöyle bir şeyin ben Marta Hanım'ın erken uyarısına ek olarak bir şey daha söylemek istiyorum. Şimdi mesela İngiltere gibi özellikle bazı ülkelerde başvuruyu yaparsınız ve sonrasında beklersiniz. Bakalım ne olacak, ne gelecek diye. Hollanda'da öyle bir süreç yok. Dinamik bir süreç. Yani tabii ki deadline'larımız, göndermemiz gereken belgeler, submit etmemiz gereken kısımlar var. Ama ondan sonrasında üniversiteler inisiyatif kullanarak sizden ekstra dokümanlar, kendilerine ek bir eleme roundu oluşturabilmek adına çok başvuru alırlarsa, ekstra ödevler, projeler, yazılar böyle şeyler isteyebilir.
O yüzden Hollanda'nın başvurusunu hani biz submit ettik tamam dedikten sonra bile sürekli takip etmek gerekiyor. Şöyle bir genel geçeyim üzerinden. Öncelikle işte bu UCAS, Common App gibi Hollanda'nın StudyLink diye bir portalı var. Biz buradan okul seçimlerimizi, kimlik bilgilerimizi, bu tarz basit bilgilerimizi girerek 4 tane bu arada maksimum okul seçimi yapabiliyoruz Hollanda'da. Ama Numerus Fixus programı olunca biraz daha değişiyor. Onları da anlatacağım. İstisnalar var yani. 4 tane seçim yapıp ondan sonra her seçim yaptığımız okulun ayrı portalı yani ayrı bizim girebileceğimiz şifremizle login olabileceğimiz web siteleri çıkınca onlara dokümanlarımızı gönderiyoruz ve biz artık senelerin verdiği ve bu arada StudyLink üzerinden her okul ne doküman istiyor göremezsiniz. Hatta okulların kendi admission web sitelerinde bile hepsi yazmıyor ama biz artık senelerin verdiği deneyimle işte tamam Radboud'u seçtik ama biz StudyLink'e ekledikten sonra kendi portalı geldikten sonra hangi soruları, formları gönderecek biliyoruz deyip baştan öğrencimize bunları da hazırlatıyoruz. Yani böylece StudyLink'imiz Ekim'de 1 ile 15 Ekim arası açılır. Her sene ufak 1-2 günlük kaymalar olabiliyor. Biz Ekim'de açıldığı zaman bizim hedefimiz her zaman Kasım gibi tamamen bitirmek oluyor. Az önce bahsettiğim Numerus Fixus da hani Latinceden şey yapabileceğiniz, anlayabileceğiniz gibi fixed seats yani belirli bir sayıda kontenjan olduğunu gösteriyor. Demin az önce bahsettiğim istisnalarda hani 4 okul gibi söyledim. Bu Numerus Fixus programlarında oluyor. 2 sene önce mesela psikoloji çok popüler bir bölüm olduğu için bundan örnek vermek isterim. 2 sene önce biz 4 tane psikoloji seçimi yapıp şey olarak 4'ünden de cevap bekleyebiliyorduk. Artık bunu yapamıyoruz. Çünkü bir tanesi hariç Hollanda'daki bütün İngilizce psikolojiler Numerus Fixus oldu. Peki bu Numerus Fixus'un diğer bölümlerden farkı ne? Erken biter başvurusu 15 Ocak'ta bütün Numerus Fixus bölümlerde 15 Ocak'ta başvurumuzu bitirip submit etmemiz gerekir. Hiç değişmez bu. İşte psikoloji, tıp, bazı okullardaki mühendislikler gibi çok revaçta ve rekabetli bölümler Numerus Fixus sistemini uygular. 15 Ocak'ta biz başvurumuzu submit ettikten sonra okul önce bir ön eleme yapar bu başvurulara. Bütün başvuran öğrencilerin dosyalarını inceleyip bir kendi içlerinde bir eleme prosedürü. Ondan sonra bu elemeyi geçen öğrencilere Şubat başı gibi haber verip hani Şubat başı gibi haber verip tamamdır siz artık selection prosese girebilirsiniz haberi gelir. Bu selection proseste her okulun ve bunun mevzusu olan bölümlerinin ayrı uyguladığı online bir sınav. Sırf pandemi için online olmadı bu arada. Her zaman online bir sınav. Üniversite sınavı gibi düşünmeyelim. Mesela Leiden University'deki psikoloji için verilen sınavla Groningen'deki tıp için verilen selection process sınavı tamamen birbirinden bağımsız. Genellikle öğrenciye sınav öncesinde çalışması için konu bazlı ders içeriklerinden işte PDF dokümanları ders videoları vesaire gönderilir. Ondan sonrasında genellikle Şubat ayının ortası ve Mart ayının başı arasında sınav tarihleri belirlenir. Ve bu öğrenciler ve başvuran öğrenciler bu konularda üzerinde çalıştıkları konular üzerinden online bir sınava girerler. Sonra biraz beklememiz gerekiyor bu sınavı tamamladıktan sonra. 15 Nisan'da da ranking numarası diye bir numara açıklanıyor. Mesela sadece örnek olarak veriyorum. Az önce şey yaptık psikoloji diye. University of Amsterdam psikoloji bölümü 600 kişi alacaksa o sene. Siz mesela 402. olduğunuz rankingde tamam direkt kabul demektir. Onun aşağısında bir not alırsanız ranking numarası mesela 600 değil de 800. oldunuz. O zaman waitlist'e giriyorsunuz. Bir de çok az olan bir şey bu. Yani bizim öğrencilerimize galiba bir kere oldu sadece. Ama
belli bir percentile'ında altına düşerseniz, yani son %5 gibi bir şeyin, hani direkt StudyLink'ten üzerinden okul iptal ediyor. Hani hiçbir şekilde waitlist'e gelme şansı yok bu ranking numarasıyla, iptal ediyorum diyerek geri çekebiliyor. Ama dediğim gibi sadece bir kere başımıza gelen bir durum. Bizim öğrencilerimizin çoğu hazırlandıkları sürece, yani gerçekten bu ders materyallerini okulun gönderdiği okuyup dikkatli bir şekilde çalıştıkları sürece ya direkt kabul ya da waitlist'te hani gerçekten sıra gelecek bir rakamı tutturup sonunda da birinci tercihlerine giriyorlar. Bu noktada da yani bu kendi çalışıp sonrasındaki bu materyalleri kendi özümseyip sınava girme konusunda da biz AP alan veya IB öğrencilerimizin çok daha başarılı olduğunu görüyoruz. Yani maalesef tabii ki Türk sisteminde eğitim veren çok iyi okullar da var. Ama maalesef bizim eğitim sistemimiz biraz daha hani öğretmen anlatsın, biz bilgiyi alalım gibi biraz düz ve araştırmayı çok sevk etmeyen bir sistem olduğu için. Tabii AP alan ve IB okuyan öğrencilerimiz buna kendileri materyalleri çalışmaya daha alışıklar. O yüzden öyle bir avantajları oluyor. Evet. Belirtmek, tekrar altını çizmek istiyorum. Çünkü çok önemli bu konu. Hollanda herhalde diğer ülkelerden en büyük farkı başvuru aşamasında, başvuru süreci olarak yaşayan bir başvuru süreci var. Her şey neredeyse başvuru yapıldıktan sonra başlıyor. Diğer bütün ülkelerde başvuruyu submit edersiniz ve oturursunuz, beklersiniz. En fazla bir interview falan olabilir. Ama Hollanda'da esas iş başvuruyu yaptıktan sonra başlıyor. Ve bizim stratejimiz her zaman 11. sınıfın yazının sonuna kadar bütün üniversite bazlı başvuru dosyalarımızı tamamen bitirmektir. Ve özellikle üniversite portalları açıldıktan sonra istenecek ekstra işte questionnaire'ler oluyor, öğretmen referansları olabiliyor, course matching'ler, birçok farklı doküman var. Biz bunları da bildiğimiz için hepsini önceden hazırlatıyoruz öğrencilerimize. Mesela şu anda 11. sınıflarımızın artık üniversite bazlı dosyalarını hazırlamaya başladık. Yani sadece motivasyon mektupları falan değişmiyor. Üniversitelerin o portallarına yükleyeceğimiz, başvuru portallarına yükleyeceğimiz dokümanlar da farklı farklı ve interview'lar olabiliyor. Özellikle university college'larda muhakkak bir interview şeyi var. Buna hazırlıyoruz öğrencimizi veya bunu selection prosesi olan üniversitelerin çok ağır bir sınav süreci oluyor veya tam olarak bir sınav olmasa da bazen araştırma veya bir makale yazma gibi bir şey de olabiliyor. Bütün bunları öğrencimizle beraber hiçbir şeyi atlamadan 4 başvuru yapıp 4'ünden de kabul almak bizim hedefimiz. Yani bizim danışman olarak görevimiz bu olmalı diye düşünüyoruz Hollanda açısından. Tabii ki de sonunda bir tane okula gidecek öğrenci ama son anda bile kararını değiştiren öğrenci gördük. Yani çok basit, somut bir örnek bu sene. Koç Lisesi'nden bir kızımız University of Amsterdam'a kabul oldu. Biz hani herhalde University of Amsterdam'a gidecek diye düşünüyoruz. Kendisi de öyle düşünüyor son ana kadar. Ama son bir hafta araştırma yapıp Erasmus University Rotterdam'daki programın ona çok daha uygun olduğunu karar verdi. Ve yani bir günde kararını değiştirip Erasmus'a geçti. Veya keza başka bir öğrencimiz yine yani tesadüfen Koç'tan kararlı bir şekilde Hollanda'ya gidip bütün üniversiteleri gezmişti. Başından beri psikoloji istiyordu ve kesinlikle ben Leiden'a gideceğim dedi. Yani biz de onun kararına son derece saygı duyduk. Çünkü akademisyen olmak istiyordu. Leiden bunun için çok önemli, iyi bir üniversite, uygun bir üniversite falan. Ama zaman yaklaşmaya başlayınca ve University of Amsterdam'ın da selection prosesinde dünya 64.'sü falan olunca ben hiç düşünmemiştim, kapısından bile girmemiştim önüne kadar gidip ama galiba University of Amsterdam'a kayacağım dedi. Yani o yüzden bizim bütün başvurularımızdan kabul almamız çok büyük önem taşıyor. Bizim kabuller geldikten sonra da verdiğimiz hem Fransa için hem Hollanda için yerel destek paketi diye bir hizmet şeyimiz var. İşte kabulünü almış öğrencilerimize orada kalacak yer, vize, oradaki resmi şeyler, bunlarla ilgili destek veriyoruz. Bunu da kısaca anlatırız. Ama gelen öğrencilerin hepsi 4 başvurudan en fazla 2'sinden kabul almış olarak geliyor.
Diğer iki başvuru gitmiş. Ne olmuş süreçte bilmiyoruz. Ben onu gelmedi. Hatta en başta belki portal bilgisi gelmedi. Ben de onu takip etmedim. Veya diyor ki ben şu üniversiteden haber almadım. Ve Ceren mesela giriyor portalına bakıyor. Birkaç bir doküman istemiş. Değil mi? Twente ile yaşadın galiba. Twente. Predicted document. İstemiş. Öğrenci fark etmemiş bile. Okuldan istedik. Yani son anda böyle bile kurtardığımız case'ler oluyor. Yani bir öğrencinin tek başına yapması çok zor bir süreç. Çünkü devam eden bir süreç dediğim gibi. Bence mesela hani İngiltere falan bile yapılabilir. Yani dokümanları yüklersiniz. O güzel dosyanızı hazırlarsınız işte danışmanınızla falan. Yüklersiniz dokümanlarınızı sonra oturup beklersiniz kabullerin gelmesine. Ama Hollanda'da hiçbir şey kaçırmamak gerekiyor. O yüzden sürekli olarak bizim bütün öğrencilerimizin portalları her bilgisayarda yani birkaç bilgisayarda açıktır ki o anda gelen bir şeyi kaçırmayalım diye. Artı üniversitelerin bu süreçte çok fazla başvuru aldıkları için direkt reddetme eğiliminde olduğunu biliyoruz. Yani en kalifiye kriterleri birebir sağlayan öğrenciyi bile reddetme eğilimindeler. Örneğin yine Koç'tan bir öğrencimiz gitmiş Hollanda'ya Utrecht Üniversitesi'yle konuşmuş bile demişler ki evet şu ekstra AP'yi de alırsan biz senin başvurunu kabul ederiz. Sonra bizimle çalışmaya başladılar. Çok güzel başvuruları yaptık. Utrecht Üniversitesi red verdi. Çünkü senin şu dersin eksik. Dedik imkansız yani nasıl yani biz alıyoruz bakın koyduk dosyasına AP sonucu burada. Aa öyle mi? Biz onu görmemişiz. Yani şimdi başka bir konuya çok hakim olmayan birisi red geldi tamam deyip geçebilir. Ama biz o da eksik dersin AP ile kompanse edilebileceğini bildiğimiz için üzerine gidiyoruz. Ve her zaman da başarılı sonuç alıyoruz. Keza yine sanıyorum Erasmus'ta değil mi? İki öğrenciyle yaşadın bunu. Fizik dersini AP'yi kabul etmediler. Free. De yaşadın. Fizik dersini kabul etmediler. Almamışsın fizik dersi hiç diye. Hayır dedik aldık. İşte burada AP, pardon Türk müfredatını tanıdığını biliyoruz Freye'nin. O yüzden Türk müfredatında alıyordu öğrenci fizik dersi. IB öğrencisi olmasına rağmen. Ve onu kullandık örneğin. Ve kabul ettiler ve ikisinin de kabulü geldi. Yani redleri bile kabule çeviriyoruz. Hani bırakın dosya devam ederken tabii ki de müdahale ediyoruz ama reddetme eğilimindeler. Bunu çok net görüyoruz çünkü çok fazla başvuru alıyorlar. O yüzden yine erken başvuru çok önemli. Aynı kriterlerde hatta belki kualifikasyon olarak, okul olarak bir tık daha bile geride bir öğrencinin bizi dinleyerek erken başvuru yaptığında o okuldan kabul aldığını görürken ondan belki çok daha kalifiye IB'dir, high level'ları her şeyi mükemmel öğrencinin son gün başvuru yapıp wait list'te beklediğini ve büyük ihtimalle de kabul alamadığını çok net görüyoruz. Yani bu bizi hem tabii ki de çok başarılı öğrencimiz adına üzüyor ama doğruları da bildiğimizi tekrar konfirme eden o yüzden de hiç aileler de öğrenciler de böyle bir durumla karşılaştığında hiç bizi suçlayamıyorlar. Çünkü biz dilimizde tüy bitene kadar erken başvuru, son güne bırakmayın, kesinlikle geri tepecektir, kesinlikle sorun yaşayacaksınızdır diye öğrenciyi defalarca uyarıyoruz. Size de bunu tekrar hatırlatmak istedik. Bu seneki deneyimlerimiz de bize Hollanda'nın giderek daha kompetitif ve çok daha okullar açısından da reddetmeye meyilli olduğunu gösteriyor. Ben başvurularda kısa bir şey daha değinmek istiyorum. Çünkü bu soru mutlaka gelecektir. Almanya gibi ülkeleri özellikle araştırmış velilerimiz ve öğrencilerimiz için. Burada üniversite sınavı denkliği kazanmamız gerekiyormuş doğru mu diye her sene birkaç kere bu dedikodu çıkar. Şu anda da karar verme aşamasında olan öğrenciler için bu dedikodunun çıkma zamanı. Hollanda'da genel bu şekilde bir şart yok. Sadece tek bir üniversite bunu istiyor yani gir ve barajı geç diye. Ama bizim yani benim şahsi öngörüm giderek daha kompetitif olduğunu birkaç defa altını çizdik.
Birkaç üniversite ilk defa bu sene opsiyonel olarak hani böyle bir sınava daha önce girdiniz mi ülkenizdeki üniversite sınavına girdiyseniz notlarınızı yükleyebilirsiniz gibi portalında böyle yerler açmaya başladı. Bana sorarsanız önümüzdeki belki de 2-3 sene sonra çoğu üniversite artık bu barajı geçmeyi şart koyabilir. Hani ekstra bir eleme mekanizması olarak ama şu anda Hollanda genelinde evet bölüm kazanmalısın veya kesinlikle barajı geçmelisiniz diye bir üniversite hariç öyle bir şart yok. Hani mutlaka soru gelecekti. Ben onu şey Evet, yapmak istedim ama önceden. denklik de doğal olarak beyinlerimizin önem verdiği bir konu. YÖK bu sene tekrar denklik alabilmek için üniversite sınavına girme şartını geri getirdi. Biz bütün öğrencilerimize muhakkak TYT, AYT yani girip gidecekleri hedefledikleri bölümün Türkiye'deki minimum puanını almasını öneriyoruz. Hemen çok hızlı o üniversite Maastricht Üniversitesi. Maastricht. Evet. Türkiye'de sınava girme şeyini koşulunu arıyor. Ama dediği gibi Ceren'in bütün üniversitelerde bunu isteyebilir. Yani her sene revizyonlar yapıyorlar admission proseslerinde. O yüzden çok çok yakından takip etmek gerekiyor. Masraflara geçelim mi? Tabii. Şimdi ben biraz kısaca sadece çok kısa bir şekilde bir sınavlardan bahsetmek istiyorum. Yani akademik IELTS ve TOEFL zaten sizin de tahmin ediyorum ki bildiğiniz bir konu. İngilizce bölüm okumak isteyen ve ana dili İngilizce olmayan ülkelerden giden hemen hemen herkesin girmesi gereken bir sınavlar bunlar. Bazen IB öğrencilerimize exemption veriyorlar. İşte high level İngilizce alırsan girmene gerek yok gibi ama biz her zaman, bu da çünkü değişebilir. Biz her zaman öğrencilerimizin uygun bir puanda, hatta okulun hedeflediği minimum requirement'ın da üzerine hedefleyerek akademik hayat veya TOEFL'ı almasını tavsiye ediyoruz. Şimdi Boswell Beta diye bir sınavları var. Ondan çok kısa bahsedeceğim. Selection prosesi atladım çünkü az önce Numerus Fixus'tan bahsederken konuşmuştuk okulların spesifik online sınavları diye. Boswell Beta zamanında Utrecht Üniversitesi tarafından hazırlanmış fizik, kimya, biyoloji, matematik A, matematik B, matematik C. Yani matematik fen konularında eksik kredisi olan Hollandalı öğrenciler için çıkarılmış bir sınavdır. Sunumun başında bahsettiğim işte mesela Havo diploması 12 senelik diplomayı bitirip ama sonrasında Research University'ye gitmek isteyen Hollandalı öğrenciler kualifikasyonlarını bu sınavlara girerek kanıtlıyorlardı. Ama artık Hollanda dünyanın birçok yerinden başvuru almaya başladığı için bu sınavlar hem İngilizceye olarak da hem de yabancı öğrencilerin girebileceği şekilde de yapılmaya başlandı. Pandemi öncesinde bu sınava girebilmek için bayağı uçağa atlayıp Utrecht Üniversitesi'ne gidip orada sınavınızı olup geri dönmeniz gerekiyordu. Bu pandemi yüzünden tabii ki doğal olarak online'a çevrildi. Ama hani artık Hollanda'da normale dönme çok ilerledi. Önümüzdeki sene ne olur? Ben Boswell Beta'nın sitesini de sürekli takip ediyorum. Şu anda seneye de online sınavlar gözüküyor ama tabii ki bu değişebilir. Ülke bazlı yapabilirler. Bu sınav ne zaman işe yarar? Mesela bir okula başvurduk. Dediler ki tamam sana şartlı kabul gönderiyorum. Ama işte kimya kredin Türkçe diplomasıyla başvurmuşsun. Ya da işte IB ile başvurdu öğrenci ama high level değil. Ya bana AP göster ya da bu sınava gir diyebilir. Çok ayrı bir müfredatı var. Hollanda'nın kendi müfredatı çünkü. Hani onun çok fazla detayına girmek istemiyorum. O da çok uzun bir konu. Ama hani Boswell Beta'yı da altını çizmek istedim. Çünkü Hollanda özellikle son 2 senedir şartlı kabullerine bunu eklemeye daha sık başladı. AP'lere geçtim. Çok çok önem kazanmaya başladı. Özellikle SAT'lerin yani dünya çapında sadece Hollanda bazında değil. Özellikle SAT subject testler iptal edildiğinden beri. Biz şöyle bir gözlemde bulunduk. Tabii ki IB diploması çok değerli bir diploma.
Ona hiç diyecek bir şey yok. Çok iyi bir eğitim. Ama biz en çok Hollanda'da başarıyı, en çok hedeflerimize hızlı ulaşmayı, iyi bir Türk lise diploması, yani iyi bir okuldan alınan, çünkü bazı okulların öyle ayırması var. Örneğin Fırıye okul bazlı bakıyor. Artı 4 veya 5 AP ile en çok başarıyı bunlar, bu kombinasyonla görüyoruz. Bir de şöyle de bir şey var. Bazı web sitelerine giriyorsunuz, diyor ki Türkçe diplomasına tıklıyorsunuz requirement'larda. Hayır diyor, ben kabul etmiyorum. Bir sene kendi okulun, kendi ülkende işte akıtıyorum mechanical engineering okuyup bana tekrar başvurman gerekiyor. Ben de birinci sınıftan başlayabilmek için diyor. Ama biz hani tecrübeyle artık bu okulun aslında hangi sayıda AP ile ve hangi AP'lerle kabul ettiğini biliyoruz ve mesela Delft'te bizim Türkçe diploması artı AP ile işte Twente'ye öğrencilerimiz bu sene gayet güzel kabullerini aldılar. SAT, yani SAT açıkça söylemek gerekirse Hollanda için AP, Boswell Beta, işte IB gibi o kadar ehemmiyeti olan bir sınav değil. Tabii ki son eklememizde hiçbir zarar yok. Güzel yüksek bir AP notunu dosyamıza biz de eklemek isteriz eğer varsa öğrencinin. İleriki zamanlarda daha rekabet iyice arttıkça belki de daha da önem kazanacak. Bu da olabilir. Ama birkaç tane işte liberal arts bölümü İngilizceden muaf tutuyor SAT'si belli bir seviye üzerinde olunca vesaire. Ama hani AP'lerle kıyasladığımız zaman ve Boswell Beta ile kıyasladığımız zaman Hollanda için SAT'nin şu anda bir aynı seviyede önemi yok. Hatta Delft'ten örnek verdim demin, tekrar etmek isterim. Delft kesinlikle SAT sınavlarına bakmıyor ve bunu da söylüyorlar. Biz buna bakmıyoruz. Hani gönderirseniz bile bakılmayacağını belirtiyorlar. Sınavlar hakkında bunu söylemek istemiştim. Bu kadardı. Şimdi masraflardan kısaca bahsetmek gerekirse, tabii ki yaşayacağınız şehir, konaklayacağınız konaklama tipi, gideceğiniz okul ve bölüme göre çok geniş bir yelpazesi var bunun. Yani Amsterdam'ın göbeğinde oturmakla işte daha küçük bir şehrin daha uzak, şehirden uzak bir yerinde oturmak arasında konaklamada çok fark var. Hollanda'da genelde lisans programları, eğitimleri işte 8.800-8.900 ile 14.000 arasında değişiyor. Bu arada Avrupa Birliği vatandaşlığı olmayan öğrencilerimizden bahsediyorum. Bir de tıp bölümlerini ayrı tutuyorum. Onlar daha yüksek, 23.000 olması lazım en son şeyi, 32. Yani 20 ile 30 civarı değişiyor. Farmasi de galiba değil mi? Çok yüksek. Efendim? Farmasi. Farmasi, evet. Tıp kadar değil, onlarınki de 16.000, pardon 21.000, doğru, tıp kadar. 21.600 farmasi de, doğru. Avrupa Birliği vatandaşı olan öğrenciler için çoğu, yani Liberal Arts and Sciences Colleges'lar onlarda da biraz farklı oluyor. Devlet tarafından belirlendiği için 2400 civar şu anda. Yüksek lisans için de Avrupa Birliği vatandaşı olmayan öğrencilerimiz 11.000 ile hani 14-15.000 arası. Yine çok spesifik bölümler var ama genellikle bu aralıkta. Hani baştan bahsettiğimiz işte Amerika'da müdahili olan üniversitelere göre çok uygun olduğunu düşünüyoruz. Mesela Hollanda'da en çok bilinen okullar Delft, University of Amsterdam ise bunların Amerika'da müdahilleri işte Columbia, MIT gibi okullarsa hani karşılaştırdığınızda siz de göreceksiniz çok ciddi bir fiyat farkı var. Bir de galiba bu sene bir indirim yaptılar değil mi? Evet. Uluslararası öğrencilere sadece bu sene için ama 1084 euro indirim yaptılar. Böyle de bir sosyal devlet olmasının avantajı da var tabii ki. Konaklama, az önce bahsettiğim gibi, yani 350 euroya da bulabilirsiniz. Ben burada genelde öğrencilerimiz bu aralığı tercih ettiği için 800 yazdım. Ama tabii ki isterseniz 1400 euroya stüdyo şey de bulabilirsiniz. Hani bu genelde bizim öğrencilerimizin aralığı olduğu için böyle yazdım.
Ders materyalleri, masraflar, sigortalar. Sigortaları da zaten sağlık sigortasını, kaza vesaire hepsini içeren bir paket var. Okullar size bu paketi sunuyorlar. Kendi şahsi sigortam benim var, öyle onunla gideceğim deme hakkınız yok. Okul ne size sunuyorsa onu şey yapmak zorundasınız. Ama gerçekten çok aşırı bir rakam değil. Daha bu sabah bir öğrencimin sigorta ile alakalı onayı, e-maili geldi. O yüzden hani bu kadar ezbere söylüyorum. Mesela senede 614 euroya kaza, bütün tıbbi masraflar, bütün hepsini içeren, yani Hollandalı bir vatandaş neyden faydalanıyorsa kendisi de ondan faydalanacak. Çok uygun bir masraf. Bir de bu masraflar konusunda, bu tabii burs soruları da gelecek eminim. Burslardan da bahsetmek isterim. Daha doğrusu bir tane en popüler olan, en çok bilinen Holland Scholarship. Bu adından da belki anlaşılacağı gibi devletin okullara sunduğu bir scholarship. Yani devlet desteğiyle olan bir şey. Eğitim ücretinden düşülüyor bu. Ve sadece Avrupa Birliği vatandaşı olmayan öğrencilere sunuluyor. Bu bursun oranı minimum ve genelde 5000 eurodur. Yani mesela 12 binlik ya yani 10 binlik euroluk bir okula gidecekseniz, Holland Scholarship alırsanız 5000 euro vereceksiniz. Sadece ilk sene için geçerli. Ama bazı okullar, mesela Utrecht'ten çok bahsettik. Utrecht bazı bölümleri için 15 bin euroya kadar çıkarıyor bunu. İkinci ve üçüncü sınıfta tekrar etme, tekrar başvurma şansımız yok. Yalnız şöyle de bir şeyin altını çizmek isterim. Biz geçen sene, yani bu seneye kadar, şu ana kadar başvurduğumuz bütün Holland Scholarship'lerden kabul almıştık. Evet. Rekabet. Bu sene ne oldu Ceren? Bu sene işte waitlistler geliyor falan, hani ne kadar rekabet olduğunu oradan da anlıyoruz. Çünkü biz hani belki de bizim biraz hani ukalalığımızdan da kaynaklanıyordu. Biz Holland Scholarship'e o kadar kesin gözüyle bakıyorduk ki, hani bizim öğrencimiz tabii ki alacak diye böyle bir havalardaydık, ama bu sene pek öyle olmadı. Bir tane red aldım, gördüm. Evet evet, gördüm. Bir tane red. Wait listim de var. O yüzden hani ona şey yapmak isterim. Kesin değil. Bir de her okulun her bölümüne sunulan bir imkan değil. Dediğim gibi devlet okula bu fonu veriyor. Okul kendi içerisinde nereye isterse, hangi fakülteyi isterse ona kullanıyor. Mesela Frie'den de bahsettik. Frie sadece master bölümlerine veriyor. Kendi kararı. Erasmus lisansa da veriyor, master'a da veriyor. Yani o yüzden hangi bölümde Holland Scholarship'e başvurabiliriz? Bunu tabii ki bölümlere karar verirken de araştırmak en mantıklısı olacaktır. Özellikle hani finansal konuda önemli bir şey. Hani bu finans bizim için önemli diye gelen aile ve öğrencilerimiz için baştan bakmak en sağlıklısı. Evet, zaten bizim danışmanlık sürecimiz şöyle işliyor. Artık biraz şey yaptık, sonlara yaklaştık. Öncelikli olarak tabii ki de bir öğrencimizi tanımamız gerekiyor. Gerekirse bir kariyer danışmanlığıyla bu başlıyor. Ve ondan sonra onun ilerlemek istediği alanda, gelecek mesleğinde hayata geçirebilmesi için nasıl bir eğitim yolundan geçebilir, bunu beraber planlıyoruz. Çünkü Hollanda'da o kadar keyifli, o kadar spesifik, o kadar günümüzün acil kalifiye insan açığını gidermeye yönelik programlar var ki, zaten ülkenin 3 tane stratejik yönelimi var. Biri teknoloji ve dijitalleşme, biri yaşlanan nesil, biri de ziraat. Bu konular dünyanın en büyük 3 ve tabii sustainability, yani sürdürülebilirlik de bütün bu 3 konuda çok önemli bir kavram olarak hepsinde ayrı irdeleniyor. Ve dünyanın en büyük sorunlarının bunlar olduğunu düşünüyorlar ve buna göre bütün yatırımlarını yapıyorlar. Ve bu yatırımları da tabii ki de hayata geçirecek kalifiye insanlara ihtiyaçları var. O yüzden çok spesifik, çok keyifli, dediğim gibi birebir nokta atışı bölümler var. Dijitalleşen çağ için örneğin çok güzel bölümler var. Veya yaşlanan nesil için şey, biyomedikal, moleküler biyoloji, genetik gibi çok detaylı, çok keyifli
bölümler var. Veya computer science değil, sadece işte artificial intelligence üzerine, yapay zeka üzerine daha lisans eğitiminde odaklanabileceğiniz alternatifler var. Tabii ki bütün temel bölümler de var. Ama aynı zamanda da böyle çok spesifik alanlar da var. O yüzden biz bütün bunları öğrencimize sunmayı bir görev biliyoruz. Ve belki o bize aklında ben işte computer science okumak istiyorum diye geliyor. Ama biz ona bütün okuyabileceği şeyle ilgili, dijital dünya ile ilgili bütün bölümleri sunuyoruz. Veya ben işte belki liberal arts veya political science okumak istiyorum diye, international relations okumak istiyorum diye geliyor. Ama biz ona bütün liberal arts, university college'ları, işte PPLE programlarını falan da tanıtıyoruz. Ve üniversite listemizi oluşturuyoruz. Öğrencimizin kriterlerine ve potansiyeline göre. Ne kadar çok zamanımız varsa öğrencimizi işleyebilecek, tabii ki de o kadar daha alternatiflerimiz de artıyor. Ne demek bu? Yani mesela Fransız Lisesi'nden gelen bir öğrencimize biz 10. sınıfta çalışmaya başlarsak ve ortalamaları o 9 ve 10'da 85-90 bandında bir öğrenci ise bu öğrenci AP'leri de kaldırabilir demek oluyor. Ve o zaman diyoruz ki sosyal bilimleri örneğin düşünüyorsa University of Amsterdam'ı değerlendirmek istemez misin? Veya mühendislikleri düşünüyorsa, teknik üniversiteleri düşünmek istiyorsan muhakkak AP sürecine girmemiz gerekiyor. O zaman bunu planlıyoruz. Yani öğrencimizin akademik gelişimini planlıyoruz beraberce. AP'ler mi alınacak? Hangi sınavlar alınacak? Ne zaman bu sınavları alması lazım? Bütün bunları beraber yönetiyoruz. Ve dosyamızı ve aynı zamanda eş zamanlı olarak tabii ki de CV'mizi hazırlıyoruz. CV Hollanda için önemli. Özellikle ileride okumayı düşündüğünüz konuda yaptığınız deneyimler, extracurricular'lar değil ama akademik programlar veya pre-college programları veya stajlar Hollanda için önemli. Çünkü ne kadar hazırsınız üniversite hayatına bunu anlamaya çalışıyor. Research ve teknik üniversiteler özellikle Türk lisesi diplomasını veya çok daha ağır kabul koşulları olduğu için öğrencinin standart eğitiminin üzerine birçok çalışma yapmış olması gerekiyor. Gerçekten o üniversite seviyesine gelebilmesi için biz de bunları planlıyoruz. Yazın örneğin öğrencilerimizin hepsi üniversitelerin, yurt dışındaki üniversitelerin, Oxford'un, işte Berkeley'nin, Stanford'ın kredi programlarına katılırlar 11. sınıfta örneğin. Ve böyle mükemmel dosyalarla başvurunca tabii ki de bizim kabullerimiz çok erken ve çok hızlı geliyor. Çünkü hem dosyada hiç eksik yok, bir de üzerine birçok artı var. Ama tabii ki de selection prosese kalıyorsa öğrenci bölümü sebebiyle onun da süreci biraz uzuyor. Ama yine de öğrencilerimizin bütün o süreci bizimle geçiren ve hem akademik bilgilerini hem akademik yetilerini geliştiren öğrencilerimizin de o selection prosesten de başarılı çıktığını mutlulukla görüyoruz. Tabii ki de ondan sonra kabuller geliyor ve kabulleri değerlendirmek ve kayıt işlemleri de ayrı bir aşama. Başına çünkü vize Hollanda'dan yapılıyor vesaire, onu da hızlıca Ceren anlatsın dilerseniz. Tabii hani Mart Hanım'ın bahsettiği gibi kabullerimizi karşılaştırıp öğrencimiz kesin karar verdiğinde okula kayıt, ödeme işlemleri, sigortanın yapılması gibi bundan sonraki daha fokus olan, yani tek bir okula bölgeye fokus olan adımlarında desteğini biz sağlıyoruz. Şimdi vize başvurusu çoğu ülkeden öğrenci vizesi başvurusu farklı işliyor. Ben birkaç yerde yanlış bilgi çok duydum, o yüzden bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Başka birkaç işte sunumda böyle Instagram'dan gördüğüm dokümanlarınızı topluyorsunuz, konsolosluğa gidiyorsunuz falan gibi bilgiler var. Öyle bir durum söz konusu değil. Okula yapılıyor vize başvurusu. Okul sizin adınıza dokümanları kontrol ederek kendi immigration ofislerine gönderiyor. Hani aslında kağıt üzerinde baktığınız zaman çok basit, çoğu ülkeden daha az doküman istiyor, doğru. Çoğu ülkeye göre daha hızlı sonuçlanıyor, mesela özellikle Kanada'ya göre. En maksimum 6 haftada sonuçlanan bir süreç. Evet, basit görünüyor ama ben şu anda o aşamada olduğum için size yani yürekten söyleyebilirim ki her okul
dokümanı farklı istiyor. Ya benim, hayır, bankadan aldığım doküman kaşesi solda değil, sağda, sola bastır, tekrar gönder bize diye dokümanı geri gönderilen öğrencilerim var bir tane. Yani o yüzden baştan her okulun, gerçekten her okul ayrı istiyor. Yani birkaç tane tabii ki ortak form var devletin imzalamasını istediği, ama bu banka dokümanları, sponsorluk vesaire, bunların çok iyi bilmek ve çok iyi takip etmek gerekiyor. Bazı velilerimiz biliyorum şu anda bana sinir oluyor, ben sürekli dokümanlarını onlara geri veriyorum. Şunu da ekleyin, bunu da yapın diye. Ben şu anda aramız pek iyi değil bu yüzden, ama gerçekten sonra vize sürecinde sıkıntı çıkmaması için çok dikkat etmek gerekiyor. Bir de tabii oraya gittikten sonra öğrencimiz, bizim işimiz bitmiyor. Oraya gittikten sonra Avrupa Birliği vatandaşı olsanız da olmasanız da 3 aydan uzun kalacağınız için, pardon 4 aydan uzun kalacak herkesin bulunduğu lokasyona bir belediyesine ikametgah başvurusu yapması gerekiyor. Tabii ki her belediye için ayrı belgeler, onları da deneyimle, tecrübeyle öğrendik. Onlar için de ayrı dosyalarımız var. Gitmeden öğrencimiz hazırlatıp gönderiyoruz ve hani bu korona sebebiyle randevu alma biraz tabii ki sistemi değişti, ama hatta buradan gitmeden oranın belediyesiyle randevu alınmış ve işte hangi gişede hangi dokümanlarla başvuru yapacak, o belli olarak gönderiyoruz öğrencimizi. Sonra hepsi hallolup okula başladıktan sonra da tabii ki yine öğrencimizi rahat bırakmıyoruz. Oradaki özellikle ilk dönem akademik ilerlemesini de takip ediyoruz. Çünkü mesela hani bizde çok olan şeyler değil. Ben çok duyuyorum işte Hollanda'da ilk sene çok zormuş. Doğru, ilk sene çok kritik. Çok akademik sebeplerden geri dönen oluyormuş beceremeyip. Çok şükür şu ana kadar bizde birinci sınıfta kalıp okuldan atılan olmadı. Ama bir tane öğrencimiz Tilburg ekonomiye başladı. Fakat okulun disiplini işte bir dakika geç kalınca yok yazılma, matematiğinin ağırlığı vesaire, bunlar fazla gelince bizden rica etti. İlk hafta ya da ikinci haftasında. Dedi ki ben yapamıyorum, lütfen bana hani daha uygun bir okula mümkünse eğer yatay geçiş yapalım. Biz onu bir business school'a. Ve ekonomi değil, business administration bölümüne. Çünkü ekonomi isteyecek kadar matematiğe yoğunlaşmak istemediğini fark etti. Geçişini yaptık. Onun dışında bu Martı Hanım'ın az önce anlattığı, öğrenciyle erken tanışıp baştan üniversite seçimlerini ve bölüm seçimlerini doğru yapmanın da etkisiyle ve tabii ki öğrencilerimizin de hani azmi, çalışması, buna yoğunlaşması sebebiyle biz gönderdiğimiz zaman hepsi şu anda çok mutlular. Kalacak yerden bahsetmenin Ceren senin en... yok, en sevdiğim. Kendimi ona hazırlıyorum bir saniye. Yok, kalacak yerde şöyle bir hani iyi bir şey söyleyeyim. Hollanda'da kalacak yerde gerçekten çok hızlı hareket etmemiz gerekiyor, doğru. Ama anladığım kadarıyla Hollandalılar da bunu artık fark ettiler. Çünkü yurt dışından çok fazla talep almaya başladıkları için. Pek çok üniversite artık beraber çalıştığı yurt şirketlerine yeni binalar yaptırıyor kontenjanı arttırmak için. Çünkü Hollanda'da bizdeki gibi üniversite yurdu kavramı yok. O yüzden üniversiteler genelde şu şekilde çalışıyor. İyi tanınan, güvenilen yurt şirketleriyle, özel yurt işletme şirketleriyle anlaşıp mesela bir komple işte 5 bina, 10 bina o şirketin yapmasını, onların işletmesini, ama sadece kendi öğrencilerine ayırmasını istiyorlar. Yani aslında özel yurttan bir farkı yok, ama üniversitenin kendi yurdu var mı sorusu çok geldiği için onu bir söylemek istedim. Hızlı davranmak en iyisi. Ya benim en çok, evet, stresim arttığım, doğru söylüyorum, en çok stres olduğum konulardan biri de budur. Çünkü hani mesela okul diyor ki bana 1 Haziran'a kadar bana gelecek misin gelmeyecek misin haber ver diyor. Sonrasında haber verirsen ben senin kabulünü çekerim. Şöyle bir algı oluşuyor. Tamam ya, o 1 Haziran'a kadar her şeyi yapma. 1 Haziran'dan sonra diğer her şeyi halledebilirim. Vaktim 1 Haziran'a kadar karar vermek için, ama aslında öyle değil.
Çünkü bu 1 Haziran deadline'ı vize için, az önce bahsettiğim sağlık sigortası işlemleri için, yurt için, hepsi için verilen deadline. O yüzden erken karar verip, tabii ki bizim de görevimiz olan erken bilgilendirip onun, yani öğrencinin karar vermesinin hemen akabinde bu yurt işlemlerine de başlamamız gerekiyor. Bence çok haklı bir şekilde gurur duyduğumuz kabullerimizi bu seneki paylaşalım. Ki her günde değişiyor çünkü Boswell Beta'ya giren öğrencilerimiz oldu daha geçen hafta. Sürekli artıyor öğrencilerin kabulleri. Biz de dediğimiz gibi yani 4 başvuru yapıp genelde de 4'ünden de kabul aldığımız için çok fazla kabulümüz var. Yani aynı öğrencinin aldığı tabii farklı kabul. Yani bunlardan birçoğu birden fazla. Hı hı. Üniversite ve bölüm bazlı olarak biz sadece yazdık. İstersen Ceren'cim bu şeyi şerefi sana bırakıyorum. Teşekkür ederim. Ben de onu söyleyecektim. Hani sanki burada belki de az gibi görünebilir. Başka slaytlar da var ama mesela sadece örnek olarak söylüyorum. Erasmus University Psychology'den 3 tane bu sene bölümümüz var. Kabulümüz var. İşte Eindhoven Chemical Engineering and Chemistry'den 2 tane var. Bazı psikolojilerden 6 tane var. Evet, hani o yüzden psikoloji çok popüler. Psikoloji evet. Çok popüler. Hani ben sadece bunu okul ve bölüm bazlı yazdık Mart Hanım'ın da dediği gibi. Hani zannediyorum bu sene hiç kabul almadığımız research ve teknik üniversitesi yok. Evet. Ha, bir tek var. Wageningen var. Onun sebebi de şu. Çok spesifik dallara Mart Hanım'ın az önce bahsettiği işte ziraat gibi eğitim veren ve genelde master seviyesinde bu spesifik eğitimi veren bir okul olduğu için bu sene başvuru olmadı. Öğrencilerimizden hiçbiri istemedi. Ama dediğim gibi bu sene Hollanda'nın en top üniversitelerinden kabul almadığımız hiçbirisi yok. Evet, bence en yani bu yaklaşık bu sanırım evet 4 slaytlık bir liste. Tabii en zorları yazdığımız için alfabetik sırada alfabetik. Belki tam evet şey yapılmıyordur ama Amsterdam Üniversitesi'nin tabii psikolojisi çok zor bir kabul süreci. Çünkü yaklaşık 4000-5000 öğrencinin girdiği bir selection prosesi var. Orada ilk 400'e girebilmek çok büyük bir, belki daha da fazladır bilemiyorum 4000-5000 diyorum ama yani ilk 400'e girebilmek çok büyük bir başarı. Keza Delft'in öyle. Computer Science and Engineering'de çok ağır bir selection prosesi var. Yani bu süreçte elenen öğrenci veya Twente'den falan kabulleri alıp hatta ben bu sürece girmek istemiyorum diyen öğrencimiz de oldu bu sene ve her sene oluyor. Çünkü onların kabulleri daha önce geliyor ama bazı öğrencilerimizin de tek hedefi Delft ve Computer Science and Engineering oluyor ve biz de işte 10. sınıftan örneğin itibaren onları hazırlıyoruz buna ve başarıya ulaşıyorlar. Keza çok zor olan kabuller, mimarlık kabulleri keza çok zordur. Zaten 2 tane mimarlık vardır. Veya yine bizim çok zor gördüğümüz kabullerden sanıyorum. Biomedical. Çok sorunludur. Onlardan da bahsedeceğiz. Soru var çünkü. O yüzden genel olarak geçtim. Ve tabii ki de Utrecht Pharmaceutical Science bizi örneğin çok çok mutlu eden bir kabul oldu bu sene. Gerçekten yani biz de öğrencilerimiz de velilerimiz de her sene olduğu gibi bu sene de çok çok memnunuz kabullerimizden ve performansımızdan diyebilirim diyerek kapatayım sunumumuzu. Kontak bilgilerimiz böyle. Keza Fulya Hanım'dan da alabilirsiniz. Ben chatten de paylaşırım. Bugün de 3.30'da bütün geçen seneyi değerlendireceğimiz işte pandeminin kabullere, başvuru süreçlerine, kabullere olan etkisini Kuzey Amerika, özellikle Amerika, İngiltere ve Avrupa ekseninde değerlendireceğimiz çok faydalı bir webinarımız daha olacak. Onun da invitation'ını chatten gönderdim. Eğer ona da katılmak isterseniz seve seve bekliyoruz. Bence dilersen Ceren'cim sorulara geçelim. Çünkü her zaman soru kısmı sunumdan daha uzun sürüyor. Siz de sorularınızı yazabilirsiniz.
Applied Science Üniversitesi'nin YÖK denkliği var mı diye bir soru var. Üniversiteye göre değişiyor. Onu YÖK'ün, mesela Mart Hanım'ın az önce sunumun başında örnek verdiği TÜİKSE diplomasıyla alakalı HAG ve HANSE'nin evet var. Ama tabii ki YÖK'ün listesine direkt bakmak lazım. Hepsinin yok. Bir de şunu söyleyeyim. Hani mesleğe göre nasıl, ne kadar iyi bir üniversiteden, ne kadar denkliği olan bir üniversiteden mezun olursanız olun, tabii ki ülke değişimi olduğunda meslek denkliği ayrı bir şey. Onu da belirtmek isterim. 11. sınıfın ekiminde, ben bu soruyu görmüştüm Dilek Hanım. Başvurular açıldı derken, hayır, açılıyor derken StudyLink, biz 12. sınıfın ekiminden bahsediyoruz. Yani Eylül'de öğrencilerimiz okula başlıyorlar. Biz zaten Mart Hanım'ın anlattığı gibi yazın, bir önceki yaz, yani 11. sınıfı bitirdikten sonraki yazın dosyamızı tamamlıyoruz. Öğrencimiz 12. sınıfa başlıyor ve Ekim ayında da portallar açılıyor. İlk notlarını alıyorlar. 12. sınıfın transkriptine. Ya, tabii ki hep, yani geçen seneye kadar hep böyle yapıyorduk. Transkriptlerini 12. sınıftan ilk notları yüklenir. Yüklenmez. Biz başvurumuzu başlatıyoruz. Başvuru sürecimizi. Ama dediğimiz gibi dosyaların erken hazırlanmış olması çok çok büyük bir önem arz ediyor. Aylin Hanım sormuş. Az önce bahsettiğin soru buydu sanırım Mart Hanım. Hollanda için katma değer derken tam olarak ne dediğinizi anlayamadım ama hani kabullerde etkiliyor mu diyorsanız tabii çok. Yani bizim çok sevdiğimiz bir sistem. Sunumda da bahsettiğim gibi iyi bir Türk lise diploması, yani iyi bir okuldan alınan diploma ve stratejik doğru alınan AP'ler bizim önümüzü çok çok açıyor. Hangi üniversiteler AP istiyor derken, işte bu Türk lise diplomasını sıfırdan tanımayan, yani ekstra isteyen ve IB diplomasıyla bile kredisi eksik olan üniversite ve bölümler. Yani bunu şimdi sıralamanın pek imkanı yok çünkü gelecek öğrenciyle de alakalı. O yüzden her bölüm her öğrenciden AP istemez. Bilimleri konusunda AP çok büyük önem var. Evet. Çünkü özellikle IB'de 3 tane genelde öğrenciler high level alıyorlar ve bunların en iyi ihtimalle bir tanesi matematik oluyor. 2 tane fen dersi high level oluyor. Ama bu saydığınız health science ile ilgili bölümlerde 3 fen dersinin de eksiksiz alınması isteniyor. Biz o yüzden, bizim IB öğrencilerimiz bile muhakkak AP alırlar. Eğer işte biomedical, molecular biology böyle konulara başvuruyorlarsa. Eğer Fransız sesindense öğrencimiz veya Türk sesi, Fransız sesi ne yazık ki dediğim gibi Türk sesi olarak tanımıyor. Eindhoven dışında, Hollanda'da. Biz muhakkak dediğim gibi potansiyeli de varsa öğrencinin 4 AP'yi aldırıyoruz. Ki opsiyonlarımız da açık oldu. Bir de bir şey daha söylemek istiyorum. Hani sanki direkt biyolojide fizik çok alakasız gibi gelse de Marta Hanım'ın söylediğini tekrar altını çizmek istiyorum. Bütün şeyi istiyorlar. Yani sadece fizik high level, biyoloji high level yetmiyor. Evet. Kimya. Ya da biyoloji AP yetmiyor. Evet. Ekonomiyle ilgili şöyle bir stratejimiz var. Yine AP çok bizim sevdiğimiz bir sistem. Çünkü öğrencimizin hem kriterlerini üniversitenin beklentilerine uygun hale getiriyor. Hem onu üniversiteye hazırlıyor, ileri seviye dersler vererek. Hem de üniversiteye gittiğinde de öğrencinin çok büyük kolaylık yaşadığını görüyoruz. O yüzden mesela ekonomi alanında ilerlemek isteyen bir öğrencimize biz muhakkak calculus ve mikro makro ekonomi aldırıyoruz. Hı hı. Eğer dediğim gibi öğrencinin potansiyeli ve zamanı varsa. Bu örneğin işte bu sayede University of Amsterdam'a kabul edilen Fransız sesi öğrencilerimiz var. Hı hı. Yoksa başvuramaz hiçbir şekilde. Ama baştan eliyorlar yani. Evet, baştan. Ama bu 3 AP'yi alıp belki bir International Relations, Political Science, Psychology neyse ilgi alanı, belki bir de öyle bir AP alıp, bazen biyoloji alıyor bu tip öğrencilerimiz, belki psikolojiden de şey yapabilirim diye, seçim yapabilirim diye. 4 AP'ye tercihen tamamlayıp bütün opsiyonlarımızı açık tutmayı biz tercih ediyoruz.
hukuk Fransız konusunda spesifik bir şöyle önerimiz var. Hukuk eğitimi çok az sayıda İngilizce var Hollanda'da ve hani bizdeki gibi direkt law şeklinde değil. İşte European law, global law, law in society gibi daha spesifik. Ondan sonrasında tabii ki master, yüksek lisans eğitimi yapmak gerekiyor. Önerimiz hukuk eğitimi konusunda, bu da çok rekabet içeren bir bölüm olduğu için, okul ortalaması ve sonrasında, bu da sonrasında başvuru yaptıktan sonra süreci gelişen bölümlerden biri. Sonrasında bizden isteyecekleri ödevler, bir şey oldu sanırım Ceren Hanım'ın internet bağlantısında. Hukuk eğitimi yerel bir eğitim. Lokal olarak alınması aslında daha mantıklı. Eğer Türkiye'de dönüp avukatlık yapma hedefi varsa kişinin, açıkçası bunu yurt dışında okuması hiç pratik değil. Ama evet, hukuk uzmanı, hukuk konusunda uzman, danışman olma gibi bir hedef varsa bunun için çok çok güzel programlar var. Hatta bizim çok beğendiğimiz bir program PPLE, Political Science, Philosophy, Law and Economics diye geçiyor. Matematiği seven, sosyal bilimleri de seven öğrencilerimizi özellikle bu programla tanıştırıyoruz. İngiltere'de ve Hollanda'da çok harika üniversiteler tarafından sunulan bir program bu. Bir de biliyorsunuz hukuk birçok ülkede lisans üstü seviyede okunur. Öncelikle bir lisans okunur, temel bir lisans. Onun üzerine hukuk master'ı yapılır Amerika'da, Kanada'da veya İngiltere'de. İngiltere'de lisansta da law var ama birçok ülkede aynı zamanda hukuk konusunda da özellikle LLM, International Law falan master'ı yapabilirsiniz. Bizim avukat olmayı hedefleyen yurt dışında öğrencilerimiz bile daha temel sosyal bilimlerden başlayıp, mesela bu PPLE veya Liberal Arts okullarından başlayıp sonrasında lisans üstünde hukuku da, yani master yapmayı da tercih ediyorlar. Mühendislik için hangi üniversiteler seçilebilir? Kaç AP gerekir? Pardon, benim az önce bir internetim gitti, evet. Sanırım. Şimdi duyuluyor değil mi? Evet, gayet iyi. Hı-hı. Mühendislik için genelde bizim öğrencilerimiz, yani genelde dediğim zaten şey budur, istenilen. Teknik üniversiteleri tercih ediyorlar. Az önce bahsettiğimiz Eindhoven, Delft, Twente gibi. Kaç AP gerekir sorusu çok, yani böyle genel soruları maalesef şey cevaplayamıyoruz. Çünkü öğrencinin okuduğu okul, alacağı diploma, şu ana kadar işte hangi okul hangi müfredatı kabul ediyor. Buna göre çok değişiyor. O yüzden bütün mühendisliği garantidir. Ama evet. Diplomada şeyi varsa öğrencinin, yani TÜRKSE diplomasıyla yaklaşıyorsak 4 AP alınması, tabii ki bölümle alakalı AP'nin alınması garanti ediyor Mart Hanım'ın söylediği gibi. Mimarlık için süreç nasıl oluyor? Portfolyo gerekiyor mu diye bir soru var. Şimdi zaten Hollanda'da İngilizce... Burada değil galiba kendisi. O yüzden eğer mimarlık yoksa evet geçebiliriz. Çünkü sadece 2 tane üniversitede var İngilizce mimarlık ve kolay bir süreç değil. Çok çok evet. Kompetitif. Tabii ki de bizim var kabul alan öğrencilerimiz. Seneler içerisinde ama red alanlar da var. Çok, çünkü sadece 2 tane alternatif olmasından kaynaklanan bir durum. Biz mimarlık oldu mu söz konusu veya onun gibi kompetitif bölümler muhakkak başka ülkeleri de değerlendirelim. Portfolyomuza başka ülkeleri de ekleyelim diyoruz. Okul bitiminde iş bulma ve Hollanda'da yaşamaya devam etme oranları muhakkak vardır Ayça Hanım. Çok teşekkürler bunu sorduğunuz için. Biz bunu hiç istatistik olarak araştırmadık. Ya biz kendi öğrencilerimizi biliyoruz, onları takip ediyoruz ve şu ana kadar gidip sonrasında Avrupa'da veya Amerika'da master'ına devam eden öğrencimiz de oldu veya Hollanda'da da çok oldu. IT gibi konularda, hani çok fazla kalifiye insana açığı olan ve çok nokta atışı programlarda direkt Hollanda'da veya Avrupa'da kariyerine başlayan öğrencilerimiz de oldu. Ama açıkçası hani hiç ben ne yapacağım, bitirdim ama alternatifsizim, ne yapacağımı bilemiyorum diyen öğrencimiz
hiç olmadı. Bu arada Hollanda'da mezuniyet sonrası kalma ve çalışma izinleri de var öğrencilerin. 1,5 seneye kadar kalma ve çalışma izinleri de oluyor. Zaten amacı da eğitimin öğrencileri bir işe yerleştirmek. Hollanda çok küçük bir ülke olarak görülse de bizim gözlemlediğimiz ülke politikası olarak çok fazla iyi kalifiye insanı bütün dünyadan istihdam etmeye çok açık bir ülke. Ama kalifiye, yani vasıfsız değil, özellikle kendi eğitim sisteminden çıkan kişileri istihdam etmeye çok açık ve immigration politikaları da buna çok fazla, çok yani hiç beklemediğimiz kadar bence küçük bir Avrupa ülkesinden çok esnek immigration politikaları var, değil mi? Senin de herhalde gözlemlediğin mezun öğrencilerinden. Evet. Yani immigration poliçeleri diyeyim. %90 eğitim üzerine. Hukuk bölümünün diğer ülkelerde geçerliliği nedir? Şimdi konuştuk. Sosyal çalışmalara bakılıyor mu derken ben burada bir konunun altını çizmek istiyorum. Şimdi Amerika kadar işte şuradan sertifikan var, şu kadar müzik sertifikan var, şöyle spor, atletizm falan. Hani bunları tabii ki yazıyoruz CV'mize, tabii ki güzel görünüyor. Ama bizim gözlemlediğimiz, Marta Hanım'ın az önce bahsettiği akademik programlar, kredili programlar Hollanda'da bölüm ve okul kabullerinde çok çok daha etkili. Bence çok somut bir örnekten bahsedebiliriz burada. Bir öğrencimiz belki de birinci hedefi değildi, bilmiyorum, Hollanda. Ama mükemmel bir CV ile, mükemmel bir motivation letter ve her türlü kriteri, IB öğrencisi, bütün high level'ları, her şeyi tamam bir şekilde University of Amsterdam PPLE'ye mi Ceren başvurdu yoksa? Evet, PPLE. PPLE programına, ama son gün başvurdu. Yine bizi dinlemeyip son gün, yani 15 Ocak'ta submit etti, gece böyle saat 10 mu ne. Ve ya kesinlikle aslında daha erken başvuru yap. Çünkü aynı öğrencinin UCL'den falan kabulü var. Zaten UCL'e, University College London'a kayıt oldu. Fakat bu öğrenci University of Amsterdam PPL'den direkt red aldı. Ve sebep de CV'nizi yeterli bulmadık işte ki. Yani bir insan hakları hukukçusunun yanında stajlar var. İnanılmaz bir CV'si vardı. Yani tamamen son gün başvuru yaptığı için bu şeyi reddi aldı. Ama sebebi bence manidar. Hani sorunuzla çok örtüşüyor. CV'niz yeterli değildi. Demek ki CV... tamam, bu öğrencinin yeterliydi aslında, biliyoruz, ama CV hukuk ve sosyal konulara başvurularda önemli. O yüzden yine CV building dediğimiz çalışmayı erken yaşlarda, erken sınıflarda yapmaya başlamamız çok çok önemli. 10. sınıftasınız, AP almadınız, hayır zaten sorun değil. Biz daha basit konuları, öğrencinin ilgisi olan, örneğin AP psikolojiyi falan genelde 10. sınıfta aldırırız. Zaten AP yüklemesini genelde 11'de yaparız. Eğer öğrencinin kapasitesi, potansiyeli varsa tabii ki de işte mikro, makro ekonomi veya computer science falan gibi daha böyle temel dersler de alınabilir 10. sınıfta. Ama esas AP yüklemesini, zor dersleri, calculus, işte fizik falan gibi 11. sınıfta yaparız. Bu sunumumuzla ilgili şeylerim vardı. Bunu Banu Hanım'ın sorusunu yanıtladık diye düşünüyorum. Hollanda başvurularında Fransız lisesi öğrencileri ilave olarak AP almalılar. Evet, almalılar Banu Hanım. Kaç kere altını çizdik. Tabii ki de direkt olarak kabul eden okullar var. Ama özellikle teknik üniversiteler şey konusunda, Fransız lise diploması konusunda, Eindhoven dışında problem yaratıyorlar. Konunuz nedir bilemiyorum ama muhakkak AP'nin çok büyük faydasını görüyoruz. Başvuru süreçlerine en geç ne zaman başlanmalı? Çok bu AP'leri falan planlamak adına, özellikle yine Fransız lisesindeki veya Türk lise müfredatındaki öğrencilerimiz için 10. sınıfta lütfen bizimle veya bizim gibi danışmanlarla iletişime geçin ve yol haritanızı doğru bir şekilde seçin, çizin. Ve bizim ne yazık ki gördüğümüz bir de çok bir bilgi kirliliği var. Ve öğrenciler diyor ki ben evet işte AP'de almayı düşünüyorum. SAT'ye de bir yandan hazırlanıyorum. Tabii işte okulda da sınav, DELF'e tabii ki de DELF'e girin. Ama yani bir strateji olması gerekiyor. Bu kadar çok dağılınırsa her şeyde başarılı olmak mümkün olmaz. O yüzden yolu çizmek,
alanınızı belirlemek, hedefinizi belirlemek ve bu hedefe odaklı somut adımlar atmak gerekiyor. Başarıya ulaşmak istiyorsanız. Bunu çok net belirtelim. Yani 10. sınıfta da olup ben de işte SAT'ye de hazırlanıyorum bir yandan. İşte şu AP'leri de alırım herhalde. Tabii ki de yapabilirsiniz ama hepsi her şeyi yarım yamalak yapmaktansa düzgün bir şekilde bunu bir akademik mentorluk çatısı altında toplamak çok 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 önemli. Çünkü birincil önem taşıyan şey okul dersleriniz. Ne olursa olsun. Okul ortamınız. Ve bu da Fransız sitelerinde çok büyük bir sorun biliyoruz. Daha dün UBC'den kabul almış, McGill'den kabul almış bir öğrencimiz Trinity College Dublin'den red aldı. Ortalaması 85 olduğu için 90 olmasını bekliyorlarmış direkt giriş için. Yani o yüzden ortalama çok çok önemli. Ondan sonra AP'ler şunlar bunlar bakılmalı. Sporculara özel burslar yok sanıyorum değil mi Ceren? Üniversitelerin verdiği yok. Tabii ki bu çok ayrı bir süreç. Hani şirketlerden veya bireysel olarak bağımsız burslar bulabilirsiniz ama hayır, üniversitelerin özellikle lisans seviyesinde öyle bir şey yok. Evet. Fransız Lisesi Öğrenci Edebiyat Tarihi gibi sözel bölümü için AP edinmeli mi? Yani research üniversiteler biraz daha esnekler açıkçası ama biz böyle sorulara genel ve yanlış cevaplar vermeyiz. Çok net söyleyeyim. Bu çok önemli bir şey sorduğunuz şey Evrim Hanım. O yüzden bizim öğrencinin öğrenciyi tanımamız lazım. Kualifikasyonlarını bilmemiz lazım. Ve hedeflediği bölümleri bilmemiz lazım. Buna göre bu cevapları verebiliriz. Ama genel olarak evet Türk Lisesi'ni veya Fransız Lisesi'ni tanıyan research üniversiteler de var. Ve bir tane de Eindhoven Teknik Üniversitesi var. Computer Science bilgisayar merkezli bölümler için hangi AP'leri almak gerekir? Çok net. 2 fizik, 1 kalkın, bir de Computer Science. Bu 4 AP'yi almanız gerekiyor eğer Delft'i, 20'yi falan hedefliyorsanız ve Fransız Lisesi'ndeyseniz. Türkiye'den mezun olup master için kabul alma şansımız düşük mü? Yani açıkçası ortamınız düşükse evet düşük. Ortalama çok önemli yine master'da da. Lütfen üniversiteye de başladıktan sonra rehavete kapılmayın sevgili arkadaşlar. Ortalamalarınızı yüksek tutmaya çalışın. Çünkü o zaman master'a geldiğinizde yine yana yakıla ben niye bu kadar o üniversitede dikkat etmemişim ortalamama diye pişman olabilirsiniz. Üniversitede ya master başvuruları için de yine üniversite ortalaması çok çok büyük önem taşıyor. Yalnız ben şu kısaca bir not geçmek istiyorum. Hani lise diploması tanınırlığından bahsettik bazı okulların sıkıntı yaptığına dair. Türk üniversiteleri tanınıyor master'a gitmek istediğiniz için söylüyorum. Türk üniversitelerinin diplomaları diğer Hollanda üniversiteleri tarafından tanınıyor. Bu sadece lisede karşılaştığımız bir durum ama tabii ki Marta Hanım'ın da dediği gibi ortalamanız çok önemli. Bir de açıkçası buradaki üniversiteleri de liselerden daha iyi tanıyorlar. Yani o yüzden hangi üniversiteden mezun olduğunuz da çok önemli. Bir soru atlamışız. Yaz okullarına gönderme imkanınız var mı üniversitelere diye Burcu Hanım'ın sorusu. Burcu Hanım, üniversiteler özellikle mesela Utrecht Üniversitesi falan çok güzel üniversite öğrencileri için yaz okulları düzenliyor. Krediler sunuyor örneğin. Ama lise öğrencilerine açık değil kampüsler. Çünkü hepsi 18 plus kampüsler. Ama bizimle çalışan öğrencilerimize biz bütün dünyadaki pre-college programlarını, academic enrichment dediğimiz programları sunuyoruz, tanıtıyoruz. Eğer gidemiyorlarsa kampüsler, sınırlar kapalıysa geçen yaz olduğu gibi onların muhakkak online muadillerini hemen bulduk. Örneğin bizim hiçbir öğrencimiz geçen sene boşluğa düşmedi. Hepsi çok yoğun çalışmalarına, CV'lerini doldurmaya, kendi yani bilgilerini de geliştirme fırsatı yarattık. Çok stresliydi ama yaptık. Bu sene de keza bütün öğrencilerimiz çok 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 güzel programlara gidiyorlar. Katılıyorlar. Bazıları Amerika açık şu anda sadece. Amerika'daki kampüs programları açık. O yüzden eğer bu yazı düşünüyorsanız genelde online ama kampüslerde de katılabilecekleri akademik üniversitelerin bünyesinde çok güzel, çok spesifik programlar var.
Sanıyorum bu kadar. Sorular. Dediğimiz gibi eğer bu sunumu da paylaşabilirim. Bizim için bir sorun teşkil etmiyor. Eğer kontak bilgilerinizi buraya yazarsanız veya sonrasında bizimle veya Fulya Hanım'la paylaşırsanız sunumu da size göndeririz. Sanıyorum bu kadar. Sizin eklemek istediğiniz bazı şeyler var mı Fulya Hanım? Yok, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Gerçekten çok keyifliydi. Arkasından şöyle bir sunum daha var. Bir de yarınki sunumumuz var. Onunla ilgili de ben paylaşacağım katılım şeylerini, linklerini. Ayrıca yani hani bende kayıtlı olmayan velilerimiz varsa şu anda burada olan iletişime geçebilirler. Sizinle de benimle de. Yarın dediğimiz gibi Amerika Kanada sunumu yapacağız buradan. Onun dışında zaten hani özel olarak soruları olanlar size de bana da ulaşabilirler. Bir sıkıntı yok. Çok çok teşekkür ediyorum Ceren Hanım. Size de çok teşekkür ederiz. Ediyorum. Çok mersi. Yarın görüşmek üzere diyorum o zaman. Bir tane soru geldi. Haklı yine Aylin Hanım atladık. Foundation Year çok önemli ve bizim çok sevdiğimiz bir uygulama. Bunu evet atladık, kusura bakmayın. Foundation Year'da mesela var bu sene direkt Fransız liselerinden birinden kızımız ama bizimle çok geç tanıştı 11. sınıfta ve hiç AP falan yapma imkanımız yok. Tek hedefim University of Amsterdam diyor. Beni University of Amsterdam'ın Foundation Year'ine yerleştirin. Benim hedefim bu diyor. Biz yine de tabii ki de yapacağız Hollanda başvurularımızı. Güzelliği şu, Foundation Year'ın StudyLink'ten bağımsız, yani oradaki o 4 hakkımızdan yemiyor. Artı bizce öğrenciyi gerçekten üniversite hayatını hazırlayan her anlamda akademik yetiler dediğimiz işte dersi dinleme, araştırma yapma, analiz etme, rapor çıkartma, bütün bunları öğrendiği, İngilizcesini çok çok iyi geliştirdiği, adapte olduğu ortama, üniversite hayatına ve yolunu çizdiği, örneğin mühendislik ama hangi mühendislik, sosyal bilimler ama hangi alan, bütün bunlara çok net bir şekilde karar verebileceği çok faydalı bir sene. Ve baktığımızda Foundation Year'ı bitiren öğrencilerin başarı oranı Hollandalı öğrencilerden bile daha fazla. O yüzden eğer üniversite hayatında garanti altına almak istiyorsa öğrenci Amsterdam'ın, Twente'nin, Hagen değil mi Ceren? Kendi foundation year'ları var. Bir de International Foundation, International Holland International Study Center diye bir merkez var Amsterdam'da. O da sanıyorum Free, Tilburg, Erasmus. Erasmus'un aynen foundation year'ını veriyor. Ve bunlara da kabul olmak hiç kolay değil. Hiç kolay değil. Örneğin University of Amsterdam için ayrı bir matematik sınavına giriyorsunuz. Öğrenciler Foundation Year'dan da biz çok, yani bu sene çok net Twente'den direkt kabul almış bir öğrencimize, koçtan, bizce Foundation'a gitmen lazım dedik. Çünkü ucu ucuna kabul aldı. Ve direkt girdiğinde de eğer ilk sene başarısı olursa okuldan atılacak. Yani bu riski almaktansa keza yine Tilburg'dan direkt kabul almış bir öğrencimize Hagen değil mi? Hagen yerine yönlendirdik çünkü hazır değil öğrenci. Yani bunun değişimini biz ilk haftalarda yapamayız. Çünkü gidiyor öğrenci ve oraya anlıyor ilk haftada. Yani bizim hedefimiz de kabul almak, en yüksek rankingli üniversiteden kabul almak tabii ki de oluyor günün sonunda ama bizim esas manevi tatminimiz öğrencimiz oraya gidip yerleşip başarılı, mutlu olup başarılı olduğunda oluyor. Ve 3 senede veya işte okul süresi neyse programın başarılı bir şekilde bitirmesi bizim gerçekten iyi bir danışmanlık yaptığımızı gösteriyor. Ve Foundation Year'de bunun çok güzel temelini sağlıyor. O konuda %100 içimiz rahat oluyor öğrencimizi yönlendirirken Foundation Year'a. Çok teşekkürler bunu da sorduğunuz için. Ceren'cim bunu da ekleyelim bence sunuma. Foundation senesini evet, bence de. Evet. O zaman velilerimiz, öğrencilerimiz kontak bilgilerini veriyorlar sunumlar için. Eğer isterseniz bu akşamüstü sunumun da hemen şeylerini, bilgilerini paylaşırım. O da çok faydalı olacak. Aynı zamanda yarın da İngiltere'den de bahsederiz diye düşünüyorum. Amerika, Kanada demiştik ama genel olarak bütün
İngilizce konuşulan Anglo ülkeleri diyeyim. Yarınki sunumumuzda kapsarız. Hani çok temel bilgiler değil. Gerçekten hani bu sunumumuzdaki gibi spesifik nokta atışı ve sizin başvurularınızda fark yaratabilecek veya olaya yaklaşımınızda size yeni bir pencere açabilmek hedefimiz. Çünkü bütün diğer bilgileri internete de girdiğinizde, araştırma yaptığınızda kendiniz de görebilirsiniz. Biz bu yaklaşık 20 senelik hani know-how'ımızı size aktarmak ana hedefimiz ve tabii ki de kafanızdaki spesifik soruları da yanıtlamak. Bu arada hala kontak bilgileri geliyor. Ben de o yüzden evet. Biraz böyle konuşmaya devam ediyorum ama. Evet, evet. O zaman ben bir şey daha sorabilir miyim? Foundation yılında çok riskli olduğu ile ilgili, yani zor olduğu, zaten öğrencinin ilk yılında oraya gittiğinde çok bocalayıp dönme oranının yüksek olduğu ile ilgili bir şehir efsanesi duydum ama bilmiyorum doğru mudur? Ben bunu sunumda biraz değinmiştim. Hani evet, biz de duyuyoruz çevreden, Hollanda'da işte ilk sene çok kalan var, okuldan atılan var diye. Ama işte öğrenciyle erken tanışıp öğrenciye gerçekten ne uygun bilmek çok önemli. Mart Hanım da az önce söyledi, hani en yüksek rankingli, tamam buraya kayıt olalım, çok uygun bir yani başarılı bir düşünce tarzı değil. Ama foundation'ın riskli kısmını pek anlayamadım. Çünkü zaten foundation'ın amacı, öğrenci ilk sene yabancı bir yere gittiğinde eğer ki ne bir akademik olarak olabilir ya da o seneki ruh hali olarak olabilir, hazır olmadan birinci sınıf üniversiteye şak diye gitme riskini azaltmak istiyoruz zaten. Yani foundation'ın amacı da bu. O yüzden bizim şu ana kadar foundation'a başlayıp ondan sonra üniversiteye gidip birinci sınıfa başarısız olan öğrencimiz olmadı. Evet, hiç olmadı. Hiç olmadı. Yani o nereden geliyor şehir efsanesi gerçekten dediğiniz gibi. Ama foundation'ın amacı zaten öğrenciyi destekleyip üniversite hayatına hazırlamak. Ufak sınıflarda ve özellikle uluslararası öğrencilere yönelik bu programlar, işte akademik İngilizcelerini tamamlamak. Eğer zaten foundation year başarısız oluyorsa bu kurum açısından da çok büyük bir başarısızlık şeyi, göstergesi. Çünkü foundation amacı öğrenciyi başarılı bir şekilde o yılda bitirtmek. Aynı bir dershane gibi düşünün. Hani eğer dershaneden de, o dershaneye giden öğrenciler üniversite sınavında başarılı olamıyorlarsa veya işte okuldaki derslerini geçemiyorlarsa, bu başarısız bir dershanedir. Yani öğrencilerin başarılı olması için ellerinden gelen her şeyi yapmaları gerekir ve yapıyorlar. O yüzden sanıyorum bilemiyorum bunu nereden duydunuz ama bizim gözlemlediğimiz ve deneyimlediğimiz tam tersi. Sanıyorum. Evet. Başka var mı sorusu olan? Herhalde yok, şey de gelmiyor, bilgi de gelmiyor. Yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tamam, tamam. Nasıl uygun bulursanız. Öyle gözüküyor. Ayrıca yaz okulları ile ilgili küçük yaş grubu da burada, genelde lise grubu var. Ama hani ben 7 yaştan itibaren yaz okul programı yapıyorum. Bu sene de yurt dışına gidişin mümkün olmadığı dönemde İngiltere'deki yaz okulunu ekibiyle birlikte buraya getiriyoruz ve ortaokul lise olarak da ayrı ayrı yapıyoruz. Eğer bilgi almak isteyen olursa onunla ilgili de bana ulaşabilir. Çok da özel bir program, bizden başka da hiç kimse organize etmiyor gerçekten şu anda. Yani hem yüz yüze olup hem de sertifika, İngiltere sertifikası alacağınız bir program. Onun dışında diğer yaz okulu programlarıyla da ilgili, yani her türlü her yaş grubunda çalışıyoruz. Yaz okullarıyla ilgili de en kısa zamanda yarın Amerika İngiltere'yi yapalım, öyle bir soru gelmiş. Yapacağım ama beni bireysel olarak da arayabilirsiniz. Çünkü çok fazla program yok. Size özel programı bulmamız çok çok daha kolay olur. Eğer öğrenci bazında konuşursak kesinlikle. Bizler buradan sadece sizlerle, değil mi Marta Hanım, tanışmış oluyoruz aslında. Yoksa çocukların özelinde konuştuğumuz şeyler bu kadar bir genel şeyin içinde olmuyor. O yüzden hani bizle iletişime geçerseniz çok daha nokta atışı faydalı olabileceğimizi hepimizin düşünüyorum ben.
Tekrar herkese çok teşekkür ediyorum. Evet, çok teşekkürler Fulya Hanım size de. Bize yine bu imkan sağladığınız için velilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki webinarımızda görüşmek üzere. Herkese iyi günler. İyi hafta sonu diliyoruz. İyi hafta sonları. Hoşça kalın. Güle güle. Teşekkürler. Çok teşekkürler. İyi hafta sonları. Teşekkür ederiz. Güle güle. Çok teşekkür ederiz. Hala gelen var. Ya öyle oluyor. Şaka gibi gerçekten. Almıyorum yani. Şu ana kadar gelenleri aldım ama artık şu an alamıyorum. Ya pardon, ben bir şey sormak istiyorum. Şimdi 15.30'dakine de katılmak istiyorum ama ben sizinle ilk defa tanıştım şu anda. Bir grubumdan gelmişti bu link. Bağlantıya da geçeceğim. İki çocuğum var benim çünkü şu anda aktif ilgilendiğimiz. Tamam. Bugün 15.30'daki bağlantının linkini yeni olduğum için gruptan alamazsam eğer diye endişelendim. Mail adresimi paylaştım. Zaten evet. Şimdi şey olanlara mail adresini paylaşanlara gönderdim. Paylaştım maili. Ha gelecek mi zaten? Evet, evet onu sormak evet, istedim. Evet evet. Evet şimdi evet. Daha sonrasında zaten bağlantı numaralarınızı aldım. Telefon edeceğim. Özellikle bu yaz okuluyla ilgili de benim spesifik bazı konularım var. Tamam. Şey yapacağım, bağlantı kuracağım sizinle. Teşekkür tamam. ediyorum. Biz teşekkür tamam. ederiz. Sağ olun. Teşekkürler. Ediyorum o zaman. Güle güle. Sağ olun, güle güle. Okay. Tamam, yarın o zaten zaman... Amerika ve Kanada olduğu için evet. Koç, Hev, Enka duyuyorsunuz değil mi Meryem Arta Hanım? Evet. Evet, evet. Yani yarın o okullar da ağırlıklı olarak şey yapmak istiyorum. Bu arada bizden başka katılımcı var mı şu anda? Var halen. Aha, tamam, okey. Yani çünkü hani Fransa okulları ağırlıklı oluyor Fransa, Hollanda olduğunda ama Amerika, Kanada olduğunda hani tabii ki diğer okullar da katılacak bize. Okey. Tamam. Tamamdır. Biraz sonra sunumda görüşmek üzere tekrar. Görüşmek üzere. Teşekkürler.